Merhabalar. Bu videomuzda yapmış olduğunuz ses kaydının daha kaliteli ve profesyonel bir hale nasıl getirebiliriz? Bunu anlatmak istiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Audacity programını kullanarak yapmış olduğumuz ses kayıtlarımızın ses kalitesini daha iyi nasıl yapabiliriz? Bunu anlatmak istiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Audacity programını kullanarak yapmış olduğumuz ses kayıtlarımızın ses kalitesini daha iyi nasıl yapabiliriz? Bunu anlatmak istiyorum. Bunun için Audacity programını kullanacağız. Audacity programını açıyoruz. Açtıktan sonra bakın şurada benim ses kaydım var. Bu ses kaydımızı ya, kullanmış olduğunuz video düzenleme programıyla videonuzun ses olarak çıktısını alıp o dosyayı buraya sürüklüyoruz ya da ses kaydınızı buradan başlatıp ekran kaydını kullanmış olduğunuz programdan yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak ses kaydımızı dinleyelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Audacity programını kullanarak yapmış olduğumuz ses kayıtlarımızın ses kalitesini daha iyi nasıl yapabiliriz bunu anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın sesim biraz az çıkmış ve arka planda çok fazla cızırtı var. İlk olarak arka plandaki cızırtıyı yok ediyoruz. Bunun için CTRL'e basılı tutup mouse'umuzun tekerlerini öne doğru itiyoruz ve sesimize yaklaşıyoruz. Şimdi sesimizin mesela şurada bakın cızırtıları var. Burayı sol tuşa basılı tutarak seçiyoruz. Daha sonra etkilere geliyoruz. Ve buradan gürültü azaltmaya geliyoruz. Gürültü azaltmaya geldiğimizde yalnızca gürültünün olduğu birkaç saniyeyi seçiyoruz. Seçtik. Gürültü profilini getir diyoruz. Daha sonra Sol tuşta e, sesimizi herhangi bir yere tıklıyoruz. Ve Ctrl A tuşlarına basarak sesimizi komple seçiyoruz. Sesimiz seçilirken bakın şu şekilde tekrar etkilere geliyoruz. Buradan gürültü azaltma diyoruz. Gürültü azaltmaya geldikten sonra ilk adımı yaptık. Şimdi ikinci adımı yapıyoruz. Buradan tamam diyoruz. Bu arada bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Bu sesinizin uzunluğuna göre bir saniye de olabilir ve daha uzun bir zamanda bekletebilir. Bizim sesimiz çok kısa olduğu için hemen yaptı. Tekrar sesimizi dinleyelim şimdi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Audacity programını kullanarak yapmış olduğumuz ses kayıtlarımızın ses kalitesini daha iyi nasıl yapabiliriz bunu anlatmak istiyorum. Bakın biraz önceki sesimizden çok çok daha temiz ve net bir sesimiz var. Ve arka plandaki cızırtılarımız gitmiş. Ee, devam ediyoruz. Yine sesimiz komple seçiliyken etkilere geliyoruz. Buradan bakın şurada sıkıştırıcı var. Sıkıştırıcıya bir kere geliyoruz ve tamam diyoruz. Bakın seslerimizin daha da yükseldiğini görebilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Audacity programını kullanarak yapmış olduğumuz ses kayıtlarımızın ses kalitesini daha iyi nasıl yapabiliriz? Bunu anlatmak istiyorum. Sesimiz gayet yükselmiş. Tabi sesimiz yükselmesiyle yine arka plandaki gürültülerimiz de birazcık yükseliyor. Yine e, gürültünün olduğu bakın şu düz yerler gürültülerin olduğu kısımlar yaklaşıyorum ve burayı tarıyorum. Daha sonra tekrar etkilere geliyorum ve gürültü azaltma işlemini yeniden yapıyorum. Gürültü profilini getir. CTRL A etkiler. Gürültü azaltmayı tekrar geldik. Ve buradan tamamlıyoruz. Bakın, şurada gürültülerin gittiğini görebildiniz zaten. Şimdi tekrar sesimizi dinleyelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Audacity programını kullanarak yapmış olduğumuz ses kayıtlarımızın ses kalitesini daha iyi nasıl yapabiliriz? Bunu anlatmak istiyorum. Arka planda herhangi bir artık e, cızırtı, dip ses falan kalmadı ve sesimiz gayet net çıkıyor. Onun dışında sesimizi birazcık değiştirmek istiyorsanız bakın burada grafik Equalizer diye bir ayarımız var. Yönete geliyoruz. Buradan fabrika ayarları. Buradan istediğiniz ayarlar. Bunlarla oynayarak sesinizi değiştirebilirsiniz. Ben şu an diye yapmak istiyorum. Tamam. Şimdi oynatıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Audacity programını kullanarak yapmış olduğumuz ses kayıtlarımızın ses kalitesini daha iyi nasıl yapabiliriz bunu anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi artık sesimiz daha tok bir şekilde çıkmaya başlamış. Tekrar CTRL e A diyoruz. Etkilere geliyoruz. Burada azalarak gir diye bir seçeneğimiz var. Tıklıyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Audacity programını kullanarak yapmış olduğumuz ses kayıtlarımızın ses kalitesini daha iyi nasıl yapabiliriz bunu anlatmak istiyorum. Bu şekilde sesinizi giderek açıp veya sesinizi giderek de kısa bilirsiniz. Ya da bunları fon müziklerinde kullanabilirsiniz. E buradaki etkiler penceresini kullanarak daha fazla ayara ve özelleştirmeye ulaşabilirsiniz. E bu videomuzdan bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayalım. Video ile ilgili soru, görüş ya da önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İsterseniz en iyi videomuza ya da bu video ile ilgili oynatma listemize Göz atabilirsiniz. Bu videomuzdan bu kadar. Bir başka videoda görüşünceye dek. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıcakla kalın.